yüzden bugün sizlerle birlikte birbirinden renkli nail artlar yapacağız. Evet arkadaşlar, ilk nail artımız gökyüzü, gökkuşağı ve bulut yapıyoruz. İlk olarak 3 tırnağıma düz renk oje süreceğim. Diğer ikisine de gökkuşağı ve bulut yapacağım. İlk olarak maviyle başladım. Şimdi pembe ojemi sürüyorum. En son da sarı ojemi süreceğim. Bu şekilde bunları sırasıyla aşağı açıklamalar kısmına yazacağım. Böyle bir plastik kapağım var. Ben ojeleri bunun üstüne damlatıp daha sonra oradan alıyorum. Sarıyı damlatalım. Sırayla bütün ojelerimi damlatıyorum. Ben hepsini damlatıp geliyorum. Böyle ince uçlu bir fırça kullanacağım. Sizde eğer böyle bir fırçanız yoksa kürdanla kullanıp yapabilirsiniz. Hadi geçelim. Gökkuşağım için böyle çizgiler çekiyorum. Biraz kalın olsun istiyorum. Daha sonra bu tırnağıma da aynı şekilde. Aynı sırayla gidiyorum. Ojemin ucunu biraz şurada temizliyorum. Daha sonra diğer rengime geçiyorum. Renklerin biraz belli olması için kalın sürüyorum. Böyle. Şu an videoda olduğum için pamuk yardımıyla silemiyorum. Ama siz her ojeden çıktıktan sonra pamuk yardımıyla fırçanızı bir temizleyin. Ben şimdi fırçamı tamamen bir temizleyip geliyorum. Evet, geldim. Şimdi mavi ojemi sürdüm. Gördüğünüz gibi ucunu şöyle yapayım. Turuncu ojemi alıyorum. Böyle dümdüz şeritler çiziyorsunuz aşağı doğru. Düzlüğü, yamukluğu çok önemli değil. Çünkü birazdan üstüne bulut yapacağız. Biraz kurusun. İkinci katı da sürebilirsiniz dilerseniz. Hemen geliyorum. Şimdi dot kalemi kullanacağım. Sizde eğer dot kalemi yoksa toplu iğne başı ya da tel toka başı ile yapabilirsiniz. Hadi bulut yapmaya geçelim. Bulutumuz için önce şöyle noktalar yapıyoruz. Aralıkların dolması gerekiyor. Daha sonra 3 yaptıysanız altına üstüne şöyle 2 tane kondurun. Daha sonra şu ortasını boyayın. Bu şekilde olmadığı taraflarını dilediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Bulutumuz böyle olacak. Şimdi bunu yapalım. Her seferinde kullanacağınız aleti ojeye batırıp daha sonra tırnağınıza batırırsanız gördüğünüz gibi o boşlukları kalmayacak. Bunun bulutu daha güzel oldu. Şöyle göstereyim. Kuruduktan sonra üzerine cila sürerseniz daha güzel durur. Bir de cilalı göstereyim sizlere. Şu şekilde cilamızı da sürüp ojemizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi bir bütün oluyor. Cilası geçtikten sonra. Ama bunu tabii ki de ojeleriniz biraz kuruduktan sonra yapın cilasını. Yoksa oje akar ve pek hoş görünmez.
Şimdi diğer nail artımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi rengarenk papatya yapacağız. Ortasına da taş konduracağız. Şimdi yeşil ojemle şöyle bir şekiller çizeceğim. Daha sonra o şekillerin üstlerine papatya yapacağım. İlk katımı böyle ince bir şekilde çiziyorum. Daha sonra üstünden ikinci katımı geçiyorum. Direkt oje fırçasıyla yapabilirsiniz bu şekilleri. Böyle. Yani o an hangi şekli yapmak geliyorsa içinizden doğaçlama yapabilirsiniz. Şurayı biraz daha uzatayım. Dediğim gibi ilk katını ince geçiyorum. İkinci katında birazcık daha kalınlaştırıyorum. Diğer ikisini de sürüp hemen geliyorum. Şimdi ikinci katını sürüyorum. Bunu da birazcık daha tabii ki de dikkat ederek sürüyorum. Çünkü ilk şekilde çizdiğim şeklin dışında çıkmayayım diye. Gördüğünüz gibi ikinci katı sürünce renk daha bir oturdu. Bu şekilde. Diğer tırnaklarımın da ikinci katını geçip hemen geliyorum. Şimdi papatya yapacağım. 5 tane yan yana nokta koyacağım arkadaşlar. Ben bunu yine dot kalemiyle yapıyorum. Sizde yoksa diğer alternatifleri kullanabilirsiniz. Bir tane de ortasına konduruyorum. Şimdi şu tırnağımı yapayım. Bu şekilde papatyalarımı oluşturuyorum. Buna yapmayayım. Bu ikisini de kalsın mavi. Şimdi diğer rengimi seçip geliyorum. Şimdi turuncuyla devam ediyorum. Bu şekilde noktalar koyup daha sonra ortasına da dokunduruyorum. Şuraya da yapayım. Papatya yapımı aslında çok kolay. Benim de tırnakta en sevdiğim nail art diyebilirim. Şimdi diğer rengimi seçip geliyorum. Evet, diğer ojemi de seçtim ve geldim. Gördüğünüz gibi bu birazcık açık kalıyor rengi. Ama çok tatlı bir renk. Çok sevdiğim için bunu seçtim. Papatyayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ortasına boncuk konduracağım. Bu boncukların linkini Instagram'da koymuştum. Şöyle birazcık ortalayın. Bu şekilde boncuklarımı oturtuyorum. Şöyle. Hepsine kondurup geliyorum. Evet, şimdi cilamızı süreceğiz yine. Boncuğun üzerinden de cila sürün. O zaman boncuk sağlam yapışıyor ve hiç çıkmıyor. Yani ben 2 gün kullanabiliyorum bu boncukları. Tabii ki de çok böyle absürt zorluklar yapmıyorum bunları kullandığım zaman. Diğer tırnaklarımı da süreyim cilamı. Hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu nail artımız da böyle oldu. Şimdi sıradaki nail artımıza geçiyoruz. Şimdiki nail artımızda rengarenk frençler yapıyoruz. İlk olarak kırmızı ojemle başlıyorum. Böyle. Şimdi maviyle yapıyorum. Direkt tırnağımın ucunu böyle boyuyorum. Benim birazcık tırnaklarım uzun olduğu için çok kolay oluyor.
Şimdi pembeyi sürüyorum. Sarı ojemi sürüyorum. Son olarak da beyaz sürüyorum. Şimdi üzerine şekiller yapacağım. Hadi geçelim. Şimdi bu tırnağıma papatya yapacağım. İki tane papatya yapacağım. Bir tanesini köşeye yapacağım. Bir tanesini de öbür türlü yaptım zaten. Bu böyle biraz köşede olsun. Bu şekilde. Şimdi diğer tırnaklarıma geçelim. Maviye de bulut yapacağım. Şöyle minnak bulut olsun istiyorum. Buna da iki tane bulut yapacağım. Bulutlarımız da bu şekilde. Pembeye de kiraz yapacağım. Yine iki tane. Şimdi kirazımızın sapını yapıyorum. Gördüğünüz gibi kirazlarımız da tamam. Şimdi sarıya gülen yüz yapacağız. Şöyle. Şimdi son olarak beyaza da inek deseni yapacağız. Şöyle. İstediğiniz gibi şekiller yapabiliyorsunuz. En son kuruduğunda da cilamızı geçeceğiz üstüne. Cilayı da geçip geliyorum. Evet, son nail artımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi. Ve evet, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi, tırnaklarınıza güzel bakın.